başlıyor. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Harika yemek kokuları yükselecek bugün mutfağımızdan. Yine o geldi. Belki son kez geliyor bugün programı ama artık bundan sonra 360 ekranlarında hep göreceğiz. Yunus Emre Akkor, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Yok ya, son kez niye geleyim? Benim programıma son kez. Hayır hayır, ben gelirim arada yemek olur yapmaya. Olur mu? Ya olur tabii. Yani hemen söyleyelim, müjdesini verelim hanımlara. Yunus Emre Akkor artık 360 ekranlarında sizinle buluşuyor. Kendisinin bir programı olacak ve sizi nerelere götürecek, inanamazsınız. Kendisi anlatsın formatı. Vay, evet, aslında çok heyecanlıyım. Bir kere artık kendi kanalımdayım. 360 ailesinde olmak tabii ki beni çok mutlu etti. 360'da bir gezi programı yayınlanacak. Anadolu'daki eski yemek sanatkarlarını gezeceğim. Anadolu'daki eski Osmanlı mimarisinden eserleri, işte ne bileyim medreseler, ne bileyim işte yemekhaneler, camiler, hastaneler, bunları gezeceğiz. Tabii bunları gezerken de aslında böyle bir belgesel tadında olmayacak. Hani belki izleyicilerimiz hani böyle anlatınca şey gibi hissedebilirler. Yani ben, çok ağır bir program mı? Yok, çok keyifli gezeceğiz. Böyle büyük ailelerle buluşacağız. Belki sizler de bizlerle birlikte olmak isterseniz efendim bize mutlaka mesaj da atabilirsiniz. Anadolu'nun büyük köklü aileleriyle buluşacağız. Kenti gezeceğiz, yemekler yapacağız. Mutlaka bir yemek tarifi olacak içerisinde. Yani evimizde oturduğumuz yerde şefimiz bizi Gaziantep'e götürecek, Trabzon'a götürecek, Hatay'a götürecek, İzmir'e götürecek, tüm bölgeleri dolaşacak. Orada ailelerle buluşacak, sohbet, muhabbet, gelenekler, görenekler, eskiler açılacak. Kesinlikle. Tamamen doğal. Aslında benim için bu formatın en güzel yanı şu, Anadolu'daki yemek sanatkarlarını bir şekilde kayda almış olacağız. Yemek sanatkarı derken herkesin yemek sanatkarı ne demek dediğini belki de duyar gibiyim. Aslında şu, ben yıllardır Anadolu'yu geziyorum. Beni takip edenler biliyordur yani. 10-15 yıldan beri vakit bulduğum her gün Anadolu'da zaman geçirdim. Anadolu'da gittiğim her yerde mutlaka en eski yemek ustasını buldum. Mesela gittim 50 yıldan beri aynı pideyi yapan bir usta. Ne bileyim 60 yıllık ekmekçi bir amca. Ne bileyim işte 50 yıldan beri aynı cezve, aynı ocağın üzerinde kahve yapan bir usta. Bunları buldum. Bunlarla birlikte işte yemeğe dair. Ne lezzetlidir. Tabii, onların yaptığı her şey. Günümüzdeki işte mutfağın gelişimine dair. Ne bileyim işte o dönemin mutfağına dair derin sohbetlerimiz var. Tabii bunun en başında da aslında tüm bunlarla ilgili önemli bir cümle var hepsinin ağzında. Hepsi iyi ailelerin olması. İşte çocuklarıyla, annesi, babasıyla, herkesin büyük ailelerden geliyor olması. Onlarla yemek masasındaki aile sohbetleri mesleklerindeki işte zirveye ulaşmasında en büyük sır olarak veriliyor. Bu çok etkiliyor beni. Yani bir aile hikayesinin insanı hayatta nereye taşıdığını aslında biraz da onu göstermek istiyorum bu yemek sanatkarlarıyla birlikte. Ama tabii gerçekten çok heyecanlıyım. Ve inşallah çok yakında bölümler başlayacak. Belki bir bölüm sahne de gezeriz. Harika olur, süper olur. Bir de ben çok keyifle izleyeceğim. Çünkü o yemek sanatkarlarının ağzından, değil mi? Onları dinlemek, püf noktalarını öğrenmek. Kendi evimizde oturduğumuz yerde onları belki de hiç gitme imkanımız yokken onları tanıyor olacak olmak. Kesinlikle, bence bir de son 100 yılda mutfak kültürümüze damga vurmuş isimler, gizli kahramanlar aslında. Onların bu yaptıklarını, bu yaşamlarını eğer biz bir şekilde dillendiremezsek yok olup değil gidecek. Dolayısıyla zaten binlerce yıldan beri gelen bir mutfak geleneğimizi son dönemlerde son derece fazlasıyla kaybetmişken bir de bu ustaları, bu zanaatkarları kaybetmek istemediğim için aslında bu projede yola çıkıyoruz. Ki sonuna kadar hak ediyorlar. Kesinlikle. Onları da herkesin tanıması gerekiyor. Yani çok enteresan hikayeler çıkacağını biliyorum. Ve şudur mesela, Kayseri'de çok sevdiğim bir kavurmacıya gitmiştim yıllar önce. Herkes mantı yer, ben Kayseri'de sanayinin içerisinde o kavurmacıda kavurma yerim. 70-73 yaşında, bembeyaz doktor önlüğü, kravatı, bembeyaz gömleğiyle sabah 5.30'da gelir, akşam 5.30'da. Ben akşam 5'e doğru o dükkana gittiğimde üstümdeki tişörtün kırışıklığından utandım. Ve kavurma tezgahının başında iki tane 70 yaşında usta. Şimdi bu insanların gerçekten paraya ihtiyaçları yok. Çünkü soruyorum, oğlum var, kızım var diyor, ne iş yapıyor? İşte biri diyor ki doktor, öbürü diyor ki işte inşaat yüksek mühendisi, okutmuşlar da. Oradaki gösterilen şey aslında hürmet dediğimiz şeyin müşteriye tam karşılığı. Yani o zanaatkarlar, ne bileyim işte belki milyon dolarlık bir dükkan yapmıyor, işte kristallere, altın varaklara para harcamıyor ama gönlünün zenginliğiyle, o tiril tiril elbisesiyle, hoş sohbetiyle sizi kapıda karşılıyor ya. Bence bunun lezzetiyle. Tabii, bence bunun bu dünyada hiçbir karşılığı yoktu. Çok kıymetli, sayende hepsini tanımış olacağız. Belki de Kayseri'ye gitmeden önce, evet, Kayseri'nin mantısı çok güzel. Bir de çok şanslıyız tabii bu konuda. Sen de çok bu anlamda şanslı olacaksın. Evet, hangi ile gitsen
O kadar çok program içeriği zengin olacak ki. Kesinlikle. Belki de ne çekeceğini şaşıracaksın. Evet. Sayende şöyle olacak işte, Kayseri mantısı çok meşhur, evet onu yemeye gideceğiz ama o kavurmacı ustamızı görmeye gideceğiz televizyonda izlediğimiz için. Hele bir de tatlısı var. Bu dünyada yiyebileceğiniz en ucuz ve en lezzetli tatlı. Benim gerçekten hani çok iyi dediğim... Şekerli bir tatlı. Yok, kadayıf ve tahin sos yapıyor üzerine. Burada aslında en büyük özellik, Anadolu'nun bir tahin markası var. Burada söyleyemiyorum ama Tarsuslu ünlü bir ailenin fabrikası. Onun tahini diğer tahinleri hep bir kenara ittirir. O tahin ve sadece şerbetle yapılmış bir kadayıf tatlı. Hayal edin. Harika. Dünyanın en ucuz tatlısı belki de ama çok lezzetli. Çok güzel şeyler izleyeceğiz. Evet, evet, kesinlikle. Anladık. Acayip sınav var. Heyecanlandık. Bir an önce bekliyoruz. Ben neler yapacağım? Bakalım şimdi bir pilav yapacağız. Ben bayağı olağanüstü bir pilav yapacağım bugün. Tek başına bu pilavı yapın, yanında bir bardak ayranla için. Ama yani hem yemek hem pilav hepsi bir arada olacak. Hepsi bir arada ama tamam. Onun haricinde bir de bu çorbayı yapmak istiyorum. Lebeniye çorbası aslında, günümün çorbası. Belki kulaktan dolma mutlaka ismini ve tariflerini duymuşsunuzdur ama lebeniye benim en sevdiğim çorba özelliğini taşıyor. Dolayısıyla şef olarak da şöyle bir özelliğim var. Bir yemeği ben çok seviyorsam gerçekten çok iyi yapıyorum. Dolayısıyla bugün buradaki herkese de şunu söyleyeceğim. Bu içtiğiniz çorbanın tadı beni her gördüğünüz aklınıza gelecek, ondan da emin olun diyorum. Hadi İzleyiciler bakalım. De aynı hadi şekilde. Hadi başlayalım. O zaman önce pilavımızın malzemesi gelsin. Söyleyeceğim pilavın. Pilavda bulgur kullanıyoruz. Hafif nohut kullanabiliriz. Sevmeyenler kullanmayabilir. Onun haricinde bir de konuşabilirsem heyecandan. Bir hazır kavurma kullanacağım. Arzu ederseniz kıyma kavurması da kullanabilirsiniz. Domates, biber, maydanoz, tuz, karabiber, biraz da salça kullanacağım. Şimdi iki kaşık tereyağım vardı. Içinde. 4 su bardağı su haşlandı. Ben tereyağını da içerisine atıyorum hemen. Suyun içerisine. Yakmadan şöyle. Şöyle sana bırakacağım Yeliz. Karıştırma işleri benden sorulur. Süper. Şimdi hemen üzeri bulgurunu ilave ediyoruz birlikte. Hemen yağla birlikte. Tamam. Biraz da tuz ilave edeceğim üzerine. Oh, biraz fazla oldu, şöyle dikkat edeyim. Tamam. Tuzumuzu, bulgurumuzu ve tereyağımızı ilave kaynayan suyun içerisine bıraktık. Aslında önce klasik bir bulgur pilavı yapacağız. 4 su bardağı su, tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 su bardağı bulgurla pilavımızı yapıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Kaynamaya başlayınca da kısacağız. Bulgur pilavımız pişecek. Sonrasında bulgur pilavının üzerine bu kavurmalı karışımı yapacağız. İkisini tabakta birleştireceğiz. Zaten etle bulgur pilavı birbirine çok yakışıyor. Çok yakışıyor, yani değil beyaz pilavla da çok yakışıyor ama bulgur pilavı her açıdan besin değeri olarak sağlığımız açısından da daha faydalı. Üstelik lezzet açısından ikisini karşılaştırdığım zaman ben bulgur pilavını daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. Evde de daha çok yapıyorum. Etle de çok yakışıyor. Bulgur daha sağlıklı zaten. Yanına bir de böyle bir şey güzel, dediğin gibi ayran olur, cacık olur. Salata olur. Değil mi? Salata olur ya da sadece yoğurt da kullanabiliriz. Mesela Adana, Osmaniye, Kadirli, Kozan, o bölgede bulgur pilavı çok sık yapılır aslında. Ve onu yaparken de böyle yaz günü o tarla domatesleri, işte salatalık, ne bileyim işte maydanozla falan bol domatesli bir çoban salata yapılır. Onun üzerine biraz sirke, bol taze nane, biraz nar ekşisi koyarlar. Yunus Emre Akkor, sayın şefim amacın ne burada? Yani evet gerçekten. Yunus Emre şefim amacın nedir? Bu kadar iştahımı kabartmaktaki, şu an ekran başındaki izleyicilerimizin, hanımlarımızın, beylerimizin iştahı kabarıyor anlattıklarından. Ama bence kesinlikle yapıp yemeleri gerekiyor. Bizde pahalı tarif yok. Bizdeki tariflerin hepsi her bir şeye uygun. Şefimizde kilo da yok yalnız. Yok, kilo var ya, öyle deme. Yani yok öyle baktığınız zaman yok. Verilmeyecek kilo. Yani çok az, çok düşük bir şey olarak. Bu ara, çok önemli değil. Bu ara çok kilo aldım. Artık kendi kendime dedim ki Yunus Emre artık biraz daha az yemek yiyeceksin. Ama çok normal değil mi? Yaptıkların tadına baksan yani, yeter. Hadi tamam, peki az yemek yiyelim. Öyle kendi kendime işte telkin veriyorum. Yunus Emre az yemek yiyeceksin. Peki az yemek yiyeceksin. Bir türlü yiyemiyorum. Tamam dedim, artık karar verdim 10 gün önce. Hiç yemek yemeyeceğim. Hayır tamam, yemek ye. Ama spora başlıyorsun. Neyse gittim birkaç spor salonu. İşte öyle de böyle de falan derken eve en yakın böyle 200 metre yakında bir otelin spor salonuyla anlaştım. Vakit? Dedim ki vakit de var. Artık prensipli bir adam olarak yaşıyorsun bundan sonra. Haftada 4 gün spor yapıyorsun dedim. Dün sporun ilk günüydü. Evet. Hocam da aradı neredesin diye. Vallahi işim çıktı. Neredeydiniz? Gelemedim dedim. Yani ilk günden sporu da şey yaptık ama. Öyle oluyor. Ama o kararlar hep veriliyor. O alışkanlığı kazanacağım inşallah bir gün. Şimdi tavayı koyuyorum. Tavanın içerisine biraz kavurma ilave ediyorum. Kavurma şöyle yavaş yavaş eriyecek içerisinde. Aslında bu arada kaynadı. Altında kıstık. Şöyle hafif hafif parçalayabilir misin yani sen o zahmet şeyi? Parçalanmıyorsa biraz erisin, sonrasında parçalanmıyor mu? Sen benim güçlü burada pazarlarımı görmüyorsun galiba. Nasıl parçalayacağımı şimdi söylemiş de bulundum. Çok da sert yani. Yok, şimdi hemen zaten yumuşayacak.
Kavurmaları hazır kavurma kullanın. Dediğim gibi kavurma yoksa kıymayla da yapabilirsiniz. Tamam. Kavurmalar biraz eriyince içerisine soğanı ilave edeceğim. Sonra yeşil biber ve domatesi. Bunların şöyle, hepsi pilavımız için. Evet. Kavurmalı güzel bir sote hazırlayacağım aslında. Hı-hı. O soteyi en son üzerine maydanoz ilave edip altını kapattıktan sonra hazırladığım bulgur pilavının üzerine dökeceğim. Tek başına bir anı ayıp ama. Işte. Ayıp. Bu kadar o da yapılmaz. Onun üzerine dökülmez. Yani. O kadar güzel malzemenin üzerine. Şimdi, şöyle baktığımız zaman zaten o kadar çok birbirine yakışıyor ki hepsi. Evet. Soğanı, eti, bulgur pilavı, biberi. Kavurma biliyorsunuz aslında bizim mutfağımızın en eski et saklama türü aslında. Et saklama. Eskiden koşullardan dolayı yapılan. Evet. Çevreyle karıştırabilirsin aslında yeriz. Tamam. Süper, bak bu tarifi de öğlen hem basit hem güzel hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Benim de favorilerim arasında son dönemlerde. Şimdi biberlerini doğrayacağım ben onlarla birlikte. Tamam, bir yandan şimdi kavurmamız erimeye başladı. Tamam. Harika bir pilav tarifi alıyoruz bugün size şefimizden. Şimdi biberleri de böyle yarım ay şeklinde içlerini temizledim, ince ince doğruyorum. Yanına hemen... Aynı benim gibi doğruyor. Süper, süper değil mi? Ben de hep böyle doğrarım. Ama yarım ay gibi tak 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 soğanları da bana verdi. Gözlerim yaşarsın, şeylerim, makyajlarım aksın diye şefim. Ama şeyi görüyorum ya arada, yani vakit buldukça seni mutlaka izliyorum. İzlediğim bölümlerde ara sıra şey yapıyorsun, böyle mutfağa geçiyorsun. Evet. Pratik bir şeyler, tarifler. Geçerim. Gerçekten bravo. Pratik tarifler veririm artık, kaç bölümümüz oldu. İzleyicilerimiz için hayat şartlarımız zaten yeterince zor. Değil mi? Yoğun. Yani herkes için, çalışan için, çalışmayan için yeterince yoğun bir hayat yaşıyoruz, zor bir hayat yaşıyoruz. Şuraya vereceğim ki rahat kavrulabilsin diye, süper. Bir kere kafa olarak çok şey değiliz. Onun için de rahat, böyle pratik, kolay, her konuda mutfağımızla ilgili, hayatımızla ilgili, giyinmemizle ilgili, her şeyle ilgili pratik bilgiler bizim için çok önemli. Onun için de biz Yıldız'ın Günlüğü ekibi olarak efendim onları araştırıyoruz, evet, buluyoruz. Sonra ben hayatımda uyguluyorum ve sizlere gösteriyoruz bunu. Bununla da ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü böyle bazen hani bu yemekle de ilgili öyledir ya. Çok kolay bir tekniği vardır aslında, evet, ama bilmiyoruzdur biz bunu. Evet ya, bu ve gerçekten bazen mesela hep bir şeye alışmışızdır. Onu öyle yaparız ama birisi gelir bir gün farklı bir dokunuşla bambaşka bir şey, evet, haline getirir. İşte aslında hayatta bunları bulmak çok önemli. Hem işimizi kolaylaştırıyor hem de... Ki bulduğunuz bütün tekniklerin yani şöyle söyleyeyim %90'ı, 95'i aslında çok eskilerden bize yadigar. Kesinlikle, evet. Eskilerin mirası, yani o bizim anneannelerimizin, ninelerimizin bulduğu mutfakta. Hani o zamanki koşullarda olmamasından dolayı, yani bazı koşulların bir araya gelememesinden dolayı onların tamamen akıllarıyla ortaya çıkan şeyler. Kesinlikle. Ama şimdi bakıyoruz aslında bizim hepsi işimizi ne kadar çok kolaylaştırıyor ve sağlığımız için ne kadar faydalı. Genel olarak biberler de geldi. Evet, şimdi biberleri de atıyorum. Doğal olan şeyleri bulmaya çalışıyoruz tabii sağlığımız açısından da. Artık her şeyin hazırı var aslında ama. Ama gerçekten her şey. Biraz daha doğala. Çok dönmeye başladık değil mi? Yani böyle eskiden bizim için kıymetli olan şeylerin farkında değilmişiz de. Özellikle evet, biz galiba aynı jenerasyonuz. Yani evet, ben senden tabii bir 10 yaş falan vardır. 10 yaş küçüksündür en az. Tabii en az 10 yaş küçüğümdür. Aynı jenerasyon olduğumuzu farz edersek, yani 10 yaş bile olsa. Evet. Bizim çocukluğumuzda yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız her şey ne kadar kıymetliymiş. Sonra büyüdük, biz onlardan bir uzaklaştık. Uzaklaştık. Hazıra döndük. Şimdi de şöyle oldu. Yani sen inşallah şefimiz de bekar bu marifetiyle, onu da buradan ekran başından söyleyelim izleyicilerimize. Çocuğun yok ama şimdi mesela benim çocuğum var. Ben bir dönem kendim çok hazıra kaçtım kendi gençliğimde. Şimdi ben de eskiye döndüm, evet. Şimdi eski kıymetli oldu. Ama şöyle bir durum var, şunu unutmayalım. İnsanlar aslında geldi. Evet. İnsanlar aslında 19. yüzyıla kadar yiyerek hayatta kalmışlar. Fakat 19. yüzyıldan sonra, yani günümüze kadar da yiyerek ölüyorlar, bunun farkında değiller. Değil mi? Önceden her yapılan gıdanın baharatı, her şeyi mutlaka bir şifa da taşırmış, hı hı, onun yanında ama şimdi tamamen doğalıyla kullanılırmış. Tabii şimdi tamamen ondan uzak, organik olmayan ve sürekli yapay tatlandırıcılarla yapılmış şeyler yemeye başladık. Sen bunları çok karşısın. Daha önceki evet, geldiğim programlardan da biliyorum mesela yaptıklarımızdan. Bu bizim için aslında çok tehlikeli bir şey ve kesinlikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte evde çok basit bir şekilde bir bulgur pilavı yapıyorsunuz. Çok da ziyafet şeklinde bir yemek yemek istiyorsanız üstüne biraz kavurma veya işte evet, biraz kıyma kavurması ilave ediyorsunuz. Biraz böyle domates, biberle bir şölen haline geliyor. Tabii. Bunu yapmak maksimum 20 dakika,
dışarıdan yemek verme siparişinizin eve gelme süresi de minimum 25-30 dakika. Bir de şöyle oldu annelerde babalarda. Evet onlarda bir eskiye dönüş var çocuklarına karşı ama kendileri hazıra kaçıyorlar. Dur ben şuradan kendime bir sandviç yapayım, bir hamburger yiyeyim ama çocuğuma tarhana çorbası yapayım, bulgur pilavını yapayım. Oysa ki o bizden ne görürsek, ne görürse onu uyguluyor. Yani siz hamburger yerken emin olun o bulgur pilavını ona yediremezsiniz. Yediremeyiz kesinlikle bence de. Benim şöyle bir anım var. Şimdi biraz izleyicilerim biliyor tatlıya, çikolataya karşı biraz fazla düşkünlüğüm var. E tabii kızıma da kısıtlı vermeye çalışıyorum. Kendime de mümkün olduğunca kısıtlamaya çalıştım. Bir gün böyle tamam anneciğim bugün bir tane yeter dedim. Gittim işte mutfağa, akşam ben kendim yememiştim ama. Çikolata yiyorum. Fade geldi böyle. Aa anne dedi böyle döndüm. Elimde çikolata düşünsenize bir anne için ne kadar kötü bir an. Çocuğunuza elinizde çikolatayla vermediğiniz çikolatayla yakalanıyorsunuz ve yiyorsunuz. Hani çocuğa bunu anlatamasanız da bir vicdan azabı ah yavrum kuzum al ye falan diye vermek zorunda kaldım tabii. Şimdi pilavı bakacağım şöyle. Tamam. Pilavı kapanır. Ben geleyim mi böyle? Gelin. Tamam süper. Of pilav da çekti olmak suyu üzere. Şimdi biraz da karıştır. Bir dakika değil mi? Hemen şöyle bir karıştırayım ben de. Tamamen. Görüyorsunuz kavurmayla aslında hazır kavurmayla bir sote hazırladım. Evlerde mutlaka kavurma hazırlanıyordur. Özellikle de kavurma hazırlayıp dolaba koyma geleneği aslında Anadolu'ya özel tabii bir gelenektir. O zamanki saklama koşulları biliyorsunuz. Ne buzdolabı var ne bir şey var. Şimdi ben çok enteresan geçen birkaç ay önce bir Rize'ye gittim bir gezi için. Hı hı. Rize'ye gittiğimde işte çarşıyı geziyorum falan. Oranın o bölgenin kavurması çok iyidir biliyorsun. Hı hı. Kavurmaları işte paketlemiş satıyorlar. İşte ne bileyim sordum ne kadardı? 55 liraydı. Bir kavurma içinde gayet makul bir fiyat aslında. Yanında da böyle kavurma gibi bir şeydi. Buna, onun üzerinde 25 lira yazıyor. Bu niye 25 lira dedim. O kavurma kıyıntısı dedi. Abi o ne dedim? Kavurma kıyıntısı ne ya? Ne dedim? Ya dedim biz bunları böyle mesela 50-100 kiloluk tencerelerde yapıyoruz. En son dedi dibindeki 3 parmak yağ ile beraber etin titriklenmiş hali kalır dedi. Bence en lezzetli hali. Yani aynen o tencerenin dibindeki o yüzden en lezzetli halidir. En lezzetli haliydi. En ucuzda o satılıyordu. Valla bolca aldım. Hatta gelirken bizim diğer yapışkındaki arkadaşlarım var. Onlara da getirmiştim. Herkes bol bol kavurmalı yumurta yedi o hafta. Rize'ye gerçekten kavurma konusunda Türkiye'de farklı bir lezzet içeren bir sanırım içerisinde kullanılan tereyağında mutlaka bunda bir şeyi var, etkisi var. O da tabii o topraklara özel değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Orada yetişen her şeyle ilgisi. Yoksa aynı şey lezzetler mesela bakıyorsunuz İstanbul'da açılıyor. Tamam lezzetli oluyor ama mesela işte bir Hatay mutfağı açılıyor. Atıyorum bir Siirt'ten geliyorlar burada meşhur büryan kebabı büryan yapılıyor. Belki aynı lezzet yakalanmıyor. Yine lezzetli oluyor ama çünkü oradaki hani oranın suyu kullanılıyor. Ya. Oranın yani bir de toprağı. Herhalde oranın havasında da onu yiyor olmak bizim için çok önemli. Dolayısıyla bizler ne kadar burada benzerlerini yapsak ve benzerleri yapılan yerlere gitsek de yerinde bir şey yemek ve tatmak bambaşka, bambaşka oluyor. Şimdi kısaca neler yaptığımızı anlatacağım. 4 su bardağı az su vardı. Misafir geliyor süper. Misafir geliyor değil. 4 su bardağı suyumuz vardı. 4 su bardağı haşlanan suyu haşladık iyice. Böyle kaynayan suyun içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Tereyağı da erirken içerisinde 2 su bardağı bulgurunu ve tuzunu attım. Şimdi bulgur pilavı neredeyse oldu. Biraz sonra altını kapatacağım ve üstüne kavurmalı soteyi ilave edeceğim. Hazır kavurmam vardı. Hazır kavurmayı güzelce tavada biraz erittik. Sonra içerisine soğanı ilave ettik. Sonra yeşil biber ilave ettik. 2-3 tane domates doğradık efendim. Biber salçası, domates salçası az az içerisine koyduktan sonra hepsi şu anda görüyorsunuz bir sote haline geldi. Biraz sonra altını kapatacağım. Üzerine baharat. Yok, üzerine en son karabiber dökeceğim. Hı-hı, aslında tamam. Bu pilavın şöyle bir sırrı var. Hı. En üstte de erik ekşisi gelecek. Hafif bir erik ekşisi. Oh. Mayhoş bir tatla süper bir pilav yiyeceğiz. Dediğim gibi aslında başlı başına bir ana yemek ama bugün yanındaki çorbaya da gerçekten hayran kalacaksınız. O çorbayı yapalım mutlaka. Yapacağız ama şimdi. Normalde tek başına böyle bir şey. Evet. Aslında pratik de oldu. Kavurmayı attınız. Şeyleri, soğanları, biberleri, kesinlikle, domatesleri koyduk. Pilavımızla birlikte zaten pilav orada olurken pilavı kapağını hızlı bir şekilde yanına da birer kase yoğurt koyarız. Süper. Evet pilavımız doğdu. Bence pilavın da altını kapatalım. Çok pratik de bir tarif aynı zamanda. Şey efendim ben bu programların tamamında bulgur pilavı yaparken aklıma hep şu laf gelir. Rahmetli babaannem Zeynep Hanım. Zeynep Hanım aslında Antepli, Çerkes, Halep doğumlu babasının görevinden dolayı bir Anadolu kadını. Bugün de Nur istedir Allah rahmet eylesin. O bize derdi ki bulguru yap da yut, pirinci yap da unut derdi. Bulgur pilavı yapılır yapılmaz yenmeli, pirinç pilavı da demlene demlene beklete beklete ancak ne güzel söyledi, bir daha söyler misin? Bulguru yap da yut,
pirinci yaptı unut derdi. Yaptı yut. Zennup Hanım'ın özel lafıdır iş pilavlarla ilgili bize. Şimdi istikazını kapattık. O zaman hemen buradan. Şimdi yemeyeceğiz. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın evet. Yok hemen yemeyelim, çorbayı da yap böyle yiyelim. Tamam, çorbayı bence da yapalım. İkisini öyle kombine ederiz böyle yeriz. Şimdi yavaş yavaş tencereleri kenara alacağız. Hı-hı. Şöyle Nihale ile. Kapağını da kapatalım aslında bulduk pilavını. Ben bir kere Nevale demiştim ona. Nevale. Sonra bir izleyici yazmıştı. Nevale bambaşka bir şey. Evet. Hayır nasıl geldiyse bu konuya bilmiyorum ama Nevale demiştim, hemen getiriyorum. Şunun üzerine koyalım. Şöyle. Süper. Bekleyecek mi? Şimdi karıştırmıyoruz. Şöyle alayım, yok onu tamam, karıştırmayacağım şimdi. Bunu şöyle bunu kenara alayım. Ocağın kenarını alalım. Evet. Tarafı alalım. Bunu da şu tarafa şöyle alabiliriz. Tamam. Şimdi yavaş yavaş artık çorbaya başlayacağız. Çorba aslında lebeniye çorbası. Leben Arapça'da yoğurt anlamına geliyor. Bir yoğurt çorbası aslında yerli çorbasına çok yakın bir tarif. Hı hı. Bizim tarifimizin farklı kısmı şu, içerisinde kuzu eti, nohut ve pirinç bulunması. Hı. Üzerine de çok güzel nane yakacağız. Klasik bir yayla çorbası gibi. Şimdi ben yayın öncesinde burada kaynama süresi yetişmez diye, haşlama süresi yetişmez diye etleri haşladım. Şimdi çorba tenceresini ocağa koyalım yediysen zahmet. Koydum. Ocağı yakıyorum şöyle. Şuraya. O tarafa koyabiliriz. Hı hı. Şöyle güzelce atacağım şimdi. Şey diyor bu tarz yayla çorbasına, yoğurt çorbasına hep şey, işte yoğurt kesilmesin. Şimdi onu, başına duralım. Evet, dikkat edelim. Zaten o püf noktalarını yoğurdu öyle yapacağız. Şimdi ben bir miktar su ilave edeceğim. Tencerenin yarısı kadar olabilir şöyle. Yani bu kaç kişilik bir çorba aşağı yukarı? Yani bu neredeyse. Yani ben bunun hepsini kendim içebilirim. Bana sorarsanız bu tencere tam benlik ama normalde evde yani, yaparken 4 kişilik. 4-5 kişilik bir çorba yapıyoruz. Evet, evet. Yarısına kadar ben su koyduk. Ben çok seviyorum. Şimdi pirinci ilave ediyorum içerisine. Biraz tamam, yıkanmış pirincim vardı. Hı hı. Şimdi içerisine nohut ilave edeceğim biraz, haşlanmış nohut. Tamam. Bu pirinç mesela haşlanmamış pirinç koyduk. Evet. Değil mi? Şimdi burada haşlanacak ama. Tamam. Ben mesela yoğurt çorbası yaparken biraz haşlayıp koyuyorum. Haşlayıp koyuyorsun. Şey kalmasın diye. Diri kalmasın diye. Diri kalmasın diye. Süper. Değil mi? Öyle de olabilir yani. Öyle de yapabiliriz. İçinde pişse onun lezzeti tabii ki bambaşka. Bir de şöyle olabilir. Bazen pilavın pirincini haşlarız ve kalır sonra çok gelir falan. İçine o kalana da ilave edebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buraya bu şekilde attım. Etlerin dediğim gibi önceden haşlanmıştı. Şimdi etleri güzelce şöyle biraz elimle temizleyeceğim. Aslında şöyle parça parça bir kısmını. Hepsini kullanmamıza gerek yok. Onları da hemen çorbanın içerisine ilave edeceğim. Hep biraz delikleyeceğiz. Tabii. Hep birlikte pişecek. Tabii hep birlikte pişecek. Bu da yine baktığınız zaman hani böyle biraz daha zor yemek yiyen çocuklarınız varsa içinde her şeyi, proteinini tabii, değil mi? Nohut koyacağız, başka neler koyacağız? Et var, yoğurt girecek içerisine. Et var. Bir de zaten her şeyi bir arada yedirebilirsiniz. Malum havalar çok soğuk biliyorsun bu ara. Evet, bu arada hastalıklar çok yoğun evet, evet, zaman. Dikkat edin diyeceğim de nasıl dikkat edeceğiz? Bugün işte yönetmenin Bahadır'la konuşuyoruz. O da işte aman onun kızı rahatsızlanmış, sen de dikkat et falan dedi. Nasıl edeceğim bilmiyorum. Okula gidiyorlar sonuçta. Evet. Yani dikkat etsek neye kadar dikkat edebiliriz? Ancak beslenmelerine dikkat edebiliriz. Yani bağışıklıkları biraz yüksek olursa en azından o mikropla karşılaştığı zaman tıkşın diye evet, şey yapabilir yani mikrobu. Mikrobu ancak evet, o şekilde öldürebilirler. Mikrobu biraz kovalayabiliriz. Ama o eğer beslenmesi birazcık şey düşük olduğu zaman hemen mikroba kolay yakalanıyor. Kesinlikle. Kolay teslim oluyor. O yüzden önemli. Ki salgın çok kemik fazla. Kemik suyu falan çok koyuyorum ben çorbalarına. Süper. Ya. Şimdi etleri bu şekilde ayıklıyorum ve yavaş yavaş tencereye ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırırsan eğer sana zahmet. Biraz daha et koyalım. Yoğurdumuz da burada. Evet, şimdi yoğurdu da hazırlayacağım. Yoğurt çorbasını da çok severim. O da çok geleneksel bir çorbamız tabii. Kesinlikle. Bizim yayla çorbamız. Şimdi çok onların hikayesini anlatacağım. Bunu da içerisine ilave edelim. Eti de bu tarafa alayım. Dediğim gibi hani bir kilo yoğurtla yaparsak gerçekten en az 6 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik bir çorba elde edebiliriz. Tamam. Şimdi bu yoğurdun miktarı çok önemli. Ben de evde yaparken ona şey yaparım mesela. Bazen az mı oldu, çok mu oldu diye tedirgin olurum. Ya aşağı konuş. Şimdi ne kadar koyduk? Burada neredeyse 700 grama yakın yoğurt var. 700 gram. İçerisine bir yumurta kırıyorum. Tamam. Şöyle hemen atacağım bunu çöpe. Biraz sıvı yağ ilave edeceğim üzerine. Ve bir miktar da un ilave edeceğim. Aşağı yukarı ben böyle yarım kaşık kadar. Vallahi süpersin Yeriz. Ben hep gelip yemek yapayım burada. Süper, çok teşekkürler. Şimdi biraz da tuz atacağım içerisine. Tamam. Bu arada çorbanın etine de tuz atacağım hafif. Hı hı. Peki şefim, bu yemeklerde de çorbalarda da ben mesela daha pişmesine yakın hep öyle duyarız ya. Bunlar acaba doğru bildiğimiz yanlışlar mı? Tuzu biraz daha geç mi eklemek lazım? Başında mı? Hani sertleştirir derler eti. Etti sertleştirir derler ama aslında o bilinen en yanlış doğrudur. Yani yanlış doğru mu? Kafam bilinen karıştı. En yanlış doğru. Onu doğru en doğru yanlış.
Ben doğru yanlış mı? Hayır doğru mu? Hayır yanlış. Tamam yanlış. Katalı mı? Evet evet bence katmayalım. Tuz katılması gerekiyor. Başından. Tabii kesinlikle. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tamam. Eti yumuşak hale gelebilmesi için bazı önemli unsurlar vardır et pişirirken. Bu genelde hep soruluyor bize. Eti tuzlamazsanız eğer yemeği pişirmeden önce et sertleşir. Tuzladığınızda et tuzda birkaç dakika bekleyince dışında bir katman oluşturur tuzun ete temasıyla. Bu katman etin içindeki suyun dışarı çıkmasını önler. Yani dolayısıyla etin suyu içinde kaldığı için de et son derece lezzetli hale gelir ve daha yumuşak olur. Peki mesela yemeklerde ve çorbalarda daha mı geç eklemek lazım? Ya başından ben lezzeti tam olsun diye tuzunu mutlaka en başına atarım. Neden? Çünkü lezzeti tam olmalı. Evet. Mesela benim de şefimizden öğrendiğim bir şey vardı. Geçen sene ilk programa geldiği zaman ne kadar baharat o kadar az tuz demişti. Gerçekten doğru. Baharatsız yaptığınız bir yemeğe tuzu ata ata doyamıyorsunuz. Ama baharat koyduğunuz zaman gerçekten illa bu şey olması gerekmiyor. Hani acı sevmiyorsanız pul biber falan olması gerekmiyor. Kimyon mesela yemekleri çok yakışır. Kesinlikle. Ben bayılırım kimyona. Hatay'da da çok kullanılır. Çok evet. Ağır yemeklerde kimyonu biraz attıkları zaman hazmı çok kolaylaştırır. Çok da faydalıdır. Kimyon, kekik, nane. Şunu söyleyeceğim. Bunları kullanabiliriz. İşte tam çok doğru kalmış hakkında. Baharat dediğimiz şeyin tam karşılığı tuz Osmanlı mutfağında. Diğer tarafta da mesela kimyon dedin. Kimyon neredeyse %40 oranında kurkumin maddesi içerir. Kurkumin maddesi nedir? Kurkumin maddesi bugün bağışıklık sistemini kuvvetlendiren en önemli maddelerden bir tanesidir. Zerdeçal'da %90 oranında vardır. Bakın. Dolayısıyla kış günlerinde çocuklarınızı da özellikle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek istiyorsanız acı da değil. Tabii mutlaka yani. Şöyle hafif hafif yemeklerin içerisine fark ettirmeden atın. Mesela zerdeçal. Tabii. Zerdeçallı bulgur pilavını çok severim ben. Tabii, zerdeçallı bulgur pilavını. Hatta geçen geldiğimde onu yapmıştık. Çok güzel oluyor. Ve çok her yakışır. Şeyde zerdeçal aslında pirinç pilavında, bulgur pilavında, makarna sosunda bile bir miktar kullanın. Yani belki o gün makarnanın içerisine koyduğunuz bir gram zerdeçal 5 kişi için bir fayda getirmeyecektir ama düzenli kullanım haline gelirse bağışıklık sisteminde gerçekten önemli etkisini göreceksiniz. Zerdeçalın bir diğer faydası da... Çok güzel bir lezzeti var. Tabii kesin. Bir faydası da biliyorsunuz hafızayı çok güçlendiriyor. Düzenli zerdeçal yerseniz 1,5-2 ay sonra gerçekten çocukluğunuzu net bir şekilde hatırlamaya başlarsınız. Öyle mi? Çok net bir şekilde şey yapıyor, hafızayı güçlendiriyor. Zerdeçalı hayatınıza sokarsanız tüm ailenizde Alzheimer hikayesi olsa bile sizin yakalanma riskiniz sıfıra düşer. Oo, o kadar süper. Nettir tabii. Bu kadar önemli efendim. O zaman zerdeçalı bol bol tüketelim. Hem bağışıklığımız güçlenecek hem hafızamız güçlenecek. Üstelik ne zararı var ki bize? Birazcık yemeklerimizi her gün koyalım. Vücudumuz her gün alışsın. Bir bakın ondan sonra da böyle çelik gibi olalım. Evet süper. Şimdi bu arada yoğurdun içerisine yumurta, sıvı yağ, un ilave ettim. Tamam. Onu güzelce sürekli aynı yöne çevirerek. Bu bir sabır işi aslında. Genelde kendime yoğurdun içerisine biraz sıcak suyundan alır bir meyane yaparız ama onda çok yoğurt tadı olmaz. Rengini beyazlaştırır ama sürekli bu kadar. Niye aynı yöne? Çünkü ters yöne çevirirsek biraz kesilme riski olabilir. Kesilme riski. Kesilme riski olabilir. Mesela bilmiyordum. Bu da çok önemli dolayısıyla, bence bir püf noktası. Tabii bu yoğurtlu çorbaların en büyük özelliği de şudur. Mesela ben yaptım ve kesildi. Hiçbir şekilde de yanlış bir şey yapmadım diyebilirsiniz ama yoğurtlu çorbaları ocak pişirdikten sonra ocaktan alıp kenara koyduğunuzda eğer ağzını kapatırsanız kendi sıcaklığında bile kesilir. Tabii ağzı açık beklemeli. Ta ki ılıyıncaya kadar. Ilıdıktan sonra ağzını kapatabilirsiniz. Ama dediğim gibi sıcakken ağzı kapatırsa... Neler var? Neler bu ev hanımlığı nedir? Yahu bu aşçı olmak nedir? Her şeyi ben aklımda nasıl tutacağım? Tutacağım evet. Vallahi. Ya kapatırsam ağzını? Kapatmayacağız. Kapatmayacağız ağzını. Zerdeçalı'nın hafızamızı... Önce hafızamızı güçlendirelim. Evet. Zerdeçalı yiyelim. Kapağı kapatmayı unutmayalım. Bu bilgilerin hepsini de aklımıza... Bu bilgilerin hepsini aklımıza tutarız. Evet. Yoğurt aslında Orta Asya'daki Türklerin en eski yiyeceklerinden bir tanesi. Her ne kadar böyle Yunanlılar Grek yoğurdu, bizim yoğurt falan deseler de bir kere yoğurdun adı üstünde. Fransa'da yoğurt, İngiltere'de yoğurt. Bizim yoğurt. Bizim yoğurt kesinlikle. Yoğurt bizimdir. Yoğurt aslında Türklerin en eski yiyeceklerinden bir tanesi. Ne yapıyorum yiyecekler. Biraz sertliğimi belirlediğim diye yapıyorum da falan. Yoğurt aslında göçebe oldukları dönemde Orta Asya'da bol tuzla kaynatıp böyle çökelek tarzı karışımlar yapıyorlar. Buna da tuzlama ismi veriyorlar ve etli yapılan çorbalarda ve yemeklerde yemeğe hiç tuz atmadan direkt bu tuzlu yoğurdu kullanıyorlar. Bunun adına da tuzlama tabiri diyorlar. Aslında belki işkembe çorba, işkembeci kahvaltıda da tabii, güzel olur. İşkembecilerde falan şimdi gittiğinizde tuzlama diye bir seçenek gelir önümüze. İşte o tuzlama tabiri aslında binlerce yıllık bir Orta Asya geleneğinin Anadolu coğrafyasındaki yansımasıdır diyebiliriz. Bu arada bayağı da bir cilt bakımı oldu size. Öyle. Gelen buharlar. Süper gerçekten. Şimdi yavaş yavaş. Güzel kaynadı. Nohut, pirinç,
ve etimiz suyun içerisinde kaynadı. Yeniz biraz karabiber atabilir miyiz? Karabiber atarım. Ben pişirirken mutlaka karabiberi de içerisine atarım bunda. Ne kadar? Yok, buraya şeye. Şeye. Diğerine. Tamam. Gerçi yoğurda da olabilir ama etin biraz karabiberle daha özleşmesini istiyorum. Tamam. Süper. Şöyle. Çok acı koymuyorum çünkü şey götüreceğim çorbadan. Badeye götüreceğim. Öyle bir mi? Kase tabii. Bade çok sevecektir. Çok karabiber koymuyorum. Çünkü ya acıya nasıl alıştırabilirim acaba? Öyle mi? Yavaş şey yavaş. Yapamadım. Yavaş yavaş. Yani bir ufacık bir şey böyle bir hani salçanın hafif bir acısı olur. Biber salçası, domates salçası, karışık bir salça kullanıyorum. O da yine Hatay'dan gelmişti sağ olsun. Oradan biri göndermişti yemek programı çekerken. Tabii çok fazla insan biriktiriyorsunuz. O çok güzel bir kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Sen de yaşıyorsun. Evet, evet. Şimdi hepsinin harika bir buluşması olacak. Evet, çorba şimdi birleşecek, pilav birleşecek. Şimdi bakıyorum şöyle bir yoğurdun böyle üstünün hafif göz göz atması gerekiyor. Hı hı. Yavaş yavaş galiba başladı atmaya ve yoğurdum iyice ısındı. Şimdi yavaş yavaş çorbanın içerisine ilave edeceğim yoğurdu. Çok ağır ağır galiba. Evet şöyle. Sen de karıştırırsan. Tamam. Aslında ocağı da kapatayım tamamen. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce ilave ediyorum. Süper. Sen biraz daha böyle karıştırırsan. Tam geldi. Görüyorsunuz hiçbir şekilde kesilme olmadı. Evet, kesilme olmadı. Yoğurdu ilave ettik. En önemli şimdi şey nanesi. Evet, onun da çok önemli bir tekniğini göstereceğim gene. Tamam. Rahmetli babaannemden. Şimdi yavaş yavaş şey yapabiliriz, bırakabiliriz artık. Bırakamam ben. Ya kesilirse? Yok yok, artık hiçbir şey olmaz. Sorumlusu ben değilim kesilirse. Hiç merak etme, sen tamam, hiçbir şey olmayacak. Böyle kendi sıcaklığında bir 2-3 dakika kadar beraber pişecek. Hı-hı. Ama çok kaynatmak istemiyorum. Hiç ağzını kapatmayacağız. Sonrasında yavaş yavaş iyice de koyulaşmaya başlar. Aslında hı-hı, bu çorbanın en büyük özelliği de şu. Şimdi bunu yersek 5 kişi yeriz. Yarın yersek 10 kişi yeriz. Neden? Çünkü zaten iyice şişip ve kendini çekilecek. Kıvam olacak tekrarında. Dolayısıyla suyla çoğaltarak çorbamızı da ikinci gün bile kaldığında, iki kase evet bile kalsa 4 kişi rahatlıkla yiyebiliriz. Evet, nanenin bir tekniği varmış. Evet. Nane eritmek deyip geçmeyelim. Şimdi güzelce zeytinyağını ilave ediyorum. Biraz tamam, zeytinyağı ısınsın isteyeceğim önce. Hı-hı. Zeytinyağı ısıttıktan sonra da nanesini yakacağım. Bu arada bulgur pilavımızı yapalım mı? Evet kesinlikle, tamam, onu da hazırlayalım. Hemen tabağını çıkartalım buraya. Şöyle. Zaten soğumuş şu an. Sotesi. Şeyi de bir karıştırırsak o kavurmayı. Sana zahmet yiyeceğim. Hemen karıştırayım. Son derece böyle basit ve gerçekten de çok lezzetli, çok lezzetli ve bizim damak tadımıza çok uygun. Çok uygun. Aslında gerçekten bir şölen yemeği gibi düşünebilirsiniz bu pilavı. Sade bir bulgur pilavı yaptım. 2 su bardağı pirinç, 4 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı ve biraz tuz atıp pilavımı güzelce pişirdim. Pişirdikten sonra da üzerine kavurmayla hazırladığım domatesli sote. Orada şimdi onu da ilave edeceğim. Hı hı. Biraz daha pilav koymak istiyorum şöyle. Üstünü hafifçe düzleyeceğim. Kavurmalar güzel gözüksün üzerinde diye. Bu arada çorbamız kaynıyor. Kapatayım artık. Kapatabilirsin. Yağımız da aslında yandı gibi. Isındı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Efendim kuru nanemiz burada. Kuru naneyi eğer hemen yağın içerisine atarsak yağ alabiliriz ocağın üzerinden. Hı hı. Kuru naneyi hemen içerisine atarsak dumanı çıkan yağ naneyi simsiyah hale getirir. Hı. Dolayısıyla koyabilirsin sen. Bu da sevgili Zeynep Hanım'ın özel tekniklerinden bir tanesiydi. Kaynayan yağ kepçenin içerisine çorbanın üstünde döküyoruz. Bakın naneyi kendi kendine pişiriyor. Ve hem yemyeşil kalıyor hem de tüm kokusu içinde kalıyor. Yani aslında biz naneyi ısıtarak hem aromasını yok ediyoruz. Evet, çok yakarak simsiyah hem de oluyor, simsiyah oluyor. Şimdi tamamen yeşil rengini koruyarak bu şekilde. Kepçenin içine naneyi koydu şefimiz. Ben karabiber de koydum biraz içerisine. Evet. Üzerine yağı döküp koydu. Eğer böyle üzerine tamamen serpip karıştırmak istemiyorsanız bir kasenin içerisine naneyi ve karabiberi dökün. Bu sefer yağı kaseye dökün. Hmm. Dolayısıyla karıştırırsınız. Orada da bu renk korunmuş olur. Üzerine çorbanın tek tek gezdirebilirsiniz. Çorbamızı da koyalım. Çorbayı da servis edelim. Of, ben şimdi yiyeceğim ya gerçekten. Ben de acıktım. Hayır bırakmam. Gerçekten. Yiyeceğim. Vallahi acıktım. Ben de İnsan çok hep yaptığını yer yani mi şu oluyor? Şu an aç olmasam bile. Yenir mi? Tok olsanız bile evet. Yenecek bir çorba ve pilav var burada. Efendim şöyle. Şunu da kapatayım. 150-200 gram kavurmam vardı. Kavurmayı domates, yeşil biberle güzelce soteledim. Sonrasında da şimdi üzerine birkaç tane böyle maydanoz kırıp atacağım. Şöyle nasıl güzelce da faydalı. Süper. Nasıl da güzel görünüyor. Çorba tadına bakmak istiyor musun hemen? Biraz soğusun.
Ondan sonra diyorsun. Evet. Yok zaten emin ol çok da sıcak değil. Şöyle üzerine biraz maydanoz ilave ediyorum şimdi pilavımın. Efendim işte pilavın sırrı buradaydı. Şimdi üzerine biraz erik ekşisi. Erik ekşisini ilave edeceğiz. Böyle mayhoş tatlı, son derece lezzetli bir pilav yiyeceğiz. Üzerine bol karabiber ve pul biber atmakta. Bol karabiber ve pul biber atmayı da size bırakıyorum efendim. Bizim yemeklerimiz hazır. İşte budur. Şef dediğin böyle olur ve biz evet 360 ailesine geldiğiniz için çok mutlu olduk. Ben hoş geldin. Harika şeyler izleyeceğiz. İnşallah. Yakında sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama bir şartım da var. Lütfen kaç kere benim programıma geldin. Bu arada işte artık Anadolu'ya gitmeye başlayacaksın. Arada İstanbul'a geldiğin zaman yine Yeliz'in gününe tabii, bekliyorum. Anadolu'da gördüğümüz özel yemekleri Yeliz'in günlüğünde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Çok şu andan itibaren iyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkürler herkese. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet şimdi tabii programımızın sonuna geldi. Çok güzel kokular var. Bittikten sonra yiyeceğiz efendim. Sizin için de harika alternatifler sundu. Şefimiz çok güzel bir pilav yaptı. Yanında da çok güzel bir çorba. Kışın rahatlıkla yiyebileceğiniz, besin değeri yüksek, çocuklarınıza da rahatlıkla yedirebileceğiniz yemekler. Lütfen maillerinizi gönderin. Yeliz'in günlüğü tv360.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Veya sosyal medyadan Yeliz'in günlüğü yazabilirsiniz. Hoşçakalın.